Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle önemli kişiler hakkında konuşacağız. Tarihte çıkabilecek önemli şahsiyetler sınavda bunlar karşımıza çıkabilir. Yani Aristo'dan tutun Savuncuoğlu şeraf ettiğine kadar birden fazla şahsiyet var. Umarım işinize yarayacaktır. Eminim çoğu arkadaş bu paylaşımı bekliyordur. Ee, sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi 3 tane şahsiyetimiz var. Değerli arkadaşlarım. İbn-i Rüşt Avrupalılar tarafından Abverus olarak adlandırılmıştır. Değerli arkadaşlarım. El Cezeri sibernetiğin kurucusu değerli arkadaşlarım. Fil saati en de değil mi? Hangi dönemde yaşamıştır? Artuk oğulları döneminde yaşamıştır. El Cezeri İbni Heysem matematikçi ve fizikçi optiğin babası olarak bilinir. Değerli arkadaşlarım bence bunları kırpmalısınız. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar Farabi, Aristo ve i̇bn Sina. Farabi muallim sani olarak bilinir. Yani ikinci öğretmen Aristo muallim evvel. ilk öğretmen i̇bn Sina ise Avrupalılar tarafından Avicenna olarak adlandırılmaktadır. Çünkü i̇bn Sina tıbbın babası olarak bilinir. Bunları da bilmemiz lazım. Devam edelim. Cabir bin Hayyan Harizmi ve Gazali. Cabir bin Hayyan biliyorsunuz ki kimyada oldukça ilerlemiştir. Harizmi sıfırı kullanmıştır. Gazali ise Nizamiye medresesinde baş müderrislik yapmıştır. Nizami mülk tarafından getirilmişti İmam Gazali. Değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Karahanlılar döneminde yaşamış 4 önemli kişi. Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud, Ahmet Yesevi, Edip Ahmet Yükneki. Yusuf Has Hacip'in eseri mutluluk veren bilgi olan Kutatku Bilik. Kaşgarlı Mahmud'un sözlüğü oldukça önemlidir. Divan Ülügatü -ül Türk, Araplara Türkçe'yi öğretmek için yazılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, Edip Ahmet Yükneki'nin ise gerçeklerin eşiği olan Atabetül Hakayık en önemli esiridir. Daha çok kişimiz var siz hiç merak etmeyin. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış önemli kişiler. Değerli arkadaşlarım Ahmet Eflaki, Kerimuddin Aksaray, Ravendi ve İbni Bibi. Kimi unutmamamız gerekir burada? Ravendi, Giyasettin Keyüzre ve eser sunmuştur değerli arkadaşlar. Suğudur, Surur eseri. Giyasettin Keyüzre ve sunulmuştur. Ahmet Eflaki, Kerimuddin Aksaray, Ravendi, İbni Bibi Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış önemli kişilerdir. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım hat ustaları. Hat de demek? Güzel yazı yazma sanatıyla uğraşan kişilerdir. Ahmet Hisari, Mustafa Rakım, Hafız Osman ve Şeyh Hamdullah. Biliyorsunuz ki Şeyh Hamdullah hattatların babası olur. Hattatların piri olarak bilinir hatta. Ahmet Hisari, Mustafa Rakım, Hafız Osman ve Şeyh Hamdullah Osmanlı Devleti döneminde yaşamış önemli hat ustalarıdır değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Bir sonraki paylaşımda soru çözümümüz olacak. Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi ile ilgili bu arada. Ee, paylaşım YKS, KPSS ve ÖABT için ortaktır bu arada. Önemli şahsiyetler her yerde soruluyor. Değerli arkadaşlarım. Piri Reis, Katip Çelebi, Evliya Çelebi ve Seydi Ali Reis. Oldukça önemli kişiler. Osmanlı tarihi. Piri Reis en önemli eseri kitabı Bahriye'dir. Kanuniye sunmuştu biliyorsunuz ki. Katip Çelebi, cihan Nüma, Fezzeke en önemli eserleridir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini az çok hepimiz biliyoruzdur. Seydi Ali Reis, Miratül Memalik'tir. Biliyorsunuz ki Piri Reis ve Seydi Ali Reis Hint Deniz Seferlerine katılan önemli şahsiyetlerdi. Bunları da bilmemiz lazım. Sevgili arkadaşlarım. Çünkü sınavda karşımıza çıkabiliyor. Dikkat etmemiz gerekir. Devam ediyoruz. Muhyiddin Arabi ve Nefi. Değerli arkadaşlarım. Muhyiddin Arabi'nin eseri Vahded-i Vücut. Muhyiddin Arabi hakkında nasıl bilgi verebiliriz? E, Yavuz Sultan Selim türbesini onarmıştır değerli arkadaşlarım. Onu bilmemiz lazım. Yavuz Sultan Selim türbesini onarmıştır. Nefi biliyorsunuz ki 4. Murat döneminde hicivleriyle biliniyor. En önemli eseri Siham-ı Kazadır ve 4. Murat tarafından da idam ettiriliyor. Değerli arkadaşlarım bunu biliyoruzdur. Nefi dönemin en önemli hicivcisi. Devam ediyoruz. Matrakçı Nasuh ve Sinan Bey. Matrakçı Nasuh Osmanlı devletinde dönemin Leonardo da, Vin da Vincisi olarak bilinir. Az kalsın Leonardo DiCaprio diyordu. Aman Allah'ım. Leonardo Da Vinci olarak bilinir Matrakçı Nasuh. Kanuni döneminde yaşamış en önemli nakkaş, nakkaştır değerli arkadaşlarım. En önemli minyatür ustasıdır. Gül koklayan Fatih çizen ise yani bir diğer minyatür ustası Sinan Bey'dir. Nakkaş Sinan en önemli kişilerden biridir. Değerli arkadaşlarım. Matrakçı Nasuh ve Sinan Bey oldukça önemli şahsiyetlerdir. Bunları bilmemiz lazım. Devam ediyoruz. Baki, Utbi ve Biruni. Baki, Kanuni döneminde yaşamış önemli kişilerden, önemli edebiyatçıların edebiyatçılardandır. Utbi ve Biruni biliyorsunuz ki Gazneliler döneminde yaşamış önemli kişilerdir. Utbi'nin tarihi yemini oldukça önemlidir. Biruni, Gazneli Mahmut döneminde yaşamış en önemli kişidir. Ganneli Mahmud Biruni için ne demiştir değerli arkadaşlarım? Sarayımın en değerlisi demiştir. Devam ediyoruz. Ömer Hayyam. En önemlisi. Yani Ömer Hayyam denilince aklımıza gelen Celali takvimdir. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam'a Celali takvim hazırlatılmıştır. Niçin? Mali işler için değerli arkadaşlarım. Ömer Hayyam. Önemli bir şahsiyet. Devam edelim. Geldik. Sabuncuoğlu Şerafettin. E. Osmanlı Devleti'nde yaşamış en önemli kişilerden biri. En önemli eseri değerli arkadaşlarım. Bunu unutmamamız lazım. Mücerrebname Sabuncuoğlu Şerafettin'in en önemli eseridir. Farmakoloji. Değerli arkadaşlarım. Farmakoloji denilince aklımıza Sabuncuoğlu Şerafettin geliyor. Biliyoruz değil mi? Devam edelim. 3. Murat döneminde rasathaneyi açan kişi kimdi değerli arkadaşlarım? Taküyüdün Mehmet'ti tabii ki. İstanbul'da rasathane açıyor, gözlemevi açıyor. Taküyüdün Mehmet önemli bir coğrafyacı olarak da bilinir değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti döneminde yaşamış diğer önemli bir şahsiyet Taküyüdün Mehmet'tir. Çoğu kişi genelde medreseden çıkmıştır bu arada. Çok önemli şahsiyetler medreselerden çıktı. Ta ki 17. yüzyıla kadar biliyorsunuz ki bu başlandı. Yunus Emre ve Mevlana. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış önemli kişiler. Yunus Emre'nin Risale i Nusiyye eseri sınavlarda sorulabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi oğlu Sultan Venet zaten düşüncelerini sistemleştiriyordu değil mi? Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış önemli şahsiyetlerdir. Değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Alişir Nevai, Ulu Bey, Hüseyin Baykara. Bu üç kişi de Timur Devleti döneminde yaşamış kişilerdir. Timur İmparatorluğu döneminde yaşamış kişilerdir. Alişir Nevai'nin eseri Muhakemetül Lugateyn'dir. Ulu Bey Semerkant'ta Zik adlı eserini oluşturmuştur. Hüseyin Baykara da Timur de, e, döneminde yaşamış önemli kişidir. Sevgili arkadaşlarım bu üçünü de bilmemiz lazım. Özellikle Ulu Bey'i bilmemiz lazım. 41 değil mi? Bir diğeri değerli arkadaşlarım Nedim ve Levni. Lale Devri'nin edebiyatçısı Nedim'dir. Nakkaşı yani minyatür ustası ise Levni'dir. Lale Devri Padişahı biliyorsunuz ki 3. Ahmet'ti. Değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Nizamiye Medresesi. Nizamülmülk en önemli eseri siyasetnamedir. Özellikle Melikşah döneminde oldukça etkin rol oynamıştır. Nizamülmülk ancak Hasan Sabbah ve tarikatı ne yazık ki her zaman engel oluyorlardı. Değerli arkadaşlarım ee, Şeker Ahmet var. Resim sergisini açan kişi. Osman Hamdi Bey. Kaplumbağacılar terbiyecisi. O da oldukça önemlidir. Ee, Lagari Hasan Çelebi var. Durun bir yere ayrılmayın. İlk roket uçuşunu gerçekleştiren kişidir. Hazarfen Ahmet Çelebi ee, uçuşu gerçekleştiren kişidir. Kanat takarak ee, Pir Sultan Abdal. Kanuni Sultan Süleyman döneminde idam ettirilen kişidir. Ve ayrıca 4. Murat Abdülkadir Geylani'nin türbesini de onaran kişidir. Bunlar da ekstra bilgi olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım işinize yaramıştır. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi miydi? Nasıldı? Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Şöyle de yapalım. Ee, birden fazla kişi oldu mu gerçekten biraz kafanızda tutman zorlaşıyor. Eminim işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.